Merhaba arkadaşlar. Obebokek ikinci videosuyla birlikteyiz. Başlayalım. Evet. Örnek soru 21. A küçük 45 olmak üzere obeb a'da 184'müş olduğuna göre kaç farklı a doğal sayı yazılabilir? Şimdi demek a'nın içinde kesinlikle 4 olacak. Yani a eşittir 4k olacak. A eşittir 4k olacak. Ve bir de şu olacak. Şimdi 184 çarpı 45 yazabiliriz. Bu 4 obeb. Geriye şu 45 kaldı. Burada da 4'ü atarsan A'da da K var. Şu K ile 45'in obebin değişmemesi için artık aralarında asal olması lazım. Yani obeblerinin 1 olması gerekiyor. O zaman K'ya verebileceğimiz değerler hangileridir? 1 verebiliriz. 2 verebiliriz. 3 veremeyiz. 4 verebiliriz. 5 veremeyiz, 6 veremeyiz, 7 verebiliriz, 8 verebiliriz, 9. Şimdi bir de 4 ile çarpalım çünkü a küçük 45 demiş. 8 olsa 4 kere 8 32 olabilir, 9 olmaz, 10 olmaz, bir de 11 olabilir. 4 kere 11 44, evet sınır bu. O zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane değer alabilir. Cevabımız Denizli. Örnek soru 25. Bir miktar kalem 12, 18 ve 20'şerli paket yapıldığında devamlı 5 kalem artıyor. Yani A eşittir 12K artı 5 18T artı 5 ve 20R artı 5. 5 çıkarırsak A eksi 5 eşittir 12K 18T ve 20R'dir. Artık bu A sayısı 12, 18 ve 20'nin bir katı olmak zorunda. Yani ne yapmam lazım? O kekini almam lazım. 12, 18, 20. 2'ye böl 6, 9, 10. 2'ye böl 3, 9, 5. 3'e böl 1, 3, 5. 3'e böl 1'e 5. 5'e böl 1. O da 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 kere 3 36, 36 çarpı 5 180. Demek A eksi 5 eşittir 180'in katı olması lazım. Kalem sayısı 1000'den az olduğuna göre en çok kaç kalem vardır? Şimdi bunu 900'e taşımamız lazım. Kaç ile çarpalım? 6 ile çarparsak herhalde olur. 6 kere 8 48'in 8'e olmuyor. 5 ile çarpalım. 5 kere 8 40'ın 0'ı elde var. 4 900. Yani A eksi 5 eşittir 900 oldu. Buradan 5'i de o tarafa atarsak 905. Cevabımız Adana. Evet. 4'ün katı olan ardışık 3 sayma sayının o keki 96 olana bu sayıların toplamı kaçtır? Birinci sayı A diyelim. 4K olsun. İkinci sayımız B olsun. O B 4. 4'ün katı oldukları için hepsinin obebi 4 olacak. 4T olsun. Yani 4'ün katı ardışık diyor. 4K artı 4. C sayısı da 4K artı 8. Şimdi bunların okeyini hesaplayalım. 4K 4K artı 4 4K artı 8. 4'e bölelim. K K artı 1 K artı 2. Sonra K'ya böl. K artı 1'e böl. K artı 2'ye böl. Şunların çarpımında 96'yı vermesi lazım. 4 çarpı. K çarpı. K artı 1 çarpı. K artı 2 eşittir 96. 4 ile 96'yı sadeleştirirsek 24 olur. Buradan K yerine 2 yazarsam 2 1 daha 3. 2 2 daha 4, 2 kere 3, 6, 6 kere 4, 24'ten K2 çıktı. O zaman K2 ise bu 8'dir. Bu 12'dir, bu da 16'dır. 20, 36. Cevap Bursa. Evet. Biri diğerine 8 katı olan iki sayının, iki sayma sayısının o keklerinin karekökü o beplerin 2 katına eşittir. Biri diğerine 8 katına eşit olan, yani A eşittir. 8B olsun. Buradan A eşittir 8K. B eşittir K değil mi?
Bunların nokeyi 8k ile k noke k'ya böl 8'e böl 8k. 8k. O keklerinin kare kökü OBEP'lerin 2 katına eşittir. OBEP'leri neydi? K. 2 katı dediği için 2k eşitleyiz. Ve bunun iki tarafın kare kökünü alırsak 8k eşittir. 4k kare. Bu tarafa attığımız zaman 4k kare eksi 8k eşittir 0. 4k parantezini alırsak k eksi 2 eşittir 0'dan. Buradan k ya 0 çıkar ya 2 çıkar. Biz k'yı 2 alacağız. K 2 olursa 8 kere 2 a 16 b de 2'dir. Ne istiyor? Buna göre büyük sayı rakamları toplam 6 1 daha 7. Cevabımız Ceyhan. Toplamları 26 olan A ve B pozitif tam sayıların en küçük ortak katı 105'tir. Yani o kökleri 105. A artı B eşittir 26. O kök AB ise 105'tir. Diyor ki buna göre A eksi B farkı kaçtır? O kökü asal çarpanlara ayıralım. 5'e böl 21. Bak direkt çıktı. 21'e 5 verirse 21 artı 5 26 ve o keklerde 105 yapıyor. 5 ile 21 aralığında asal olduğu için. O zaman A'yı 21, B'yi 5 alabiliriz. Bu da 16. Cevabımız edeni. Evet, OBEP istiyor. Bu tür sorularda şu yukarısının OBEP'ini alıyorsun. Şu aşağısının ise o kekini alıyorsun. Yani o kekin tam tersi. 4, 3, 8'in OBEP'i 1'dir. 5, 10, 25'in de OKEG'ini alalım. 1, 2, 5, 2'ye böl, 5'e böl, 50. Cevabımız ne oldu? 1 bölü 50. Eni 81 metre, boyu 270 metre olan dikdörtgen biçimdeki bir tarla hiç alan artmayacak biçimde eş kareleri bölünerek küçük bahçeler yapılıyor. Bu şekilde en az kaç tane eş bahçe elde edilir? Senin bahçen şu. Bir kenarı 81, bir kenarı 270. Sen bunu böyle küçük karelere bölüyorsun. Şu karenin bir kenarını bulmamız lazım. Büyüğü parçaladığımız için OBEP almamız lazım. 81 ile 270'in OBEP'ini alalım. 9'a böl. 9'a 30. 3'e böl. 3'e 10. 27. O zaman karenin alanı 81 çarpı 270. Bir tane şey, dikdörtgen alanı bölü karenin alanı. O da 27 çarpı 27. Böldüğün zaman 3. Böldüğün zaman 10. 3 kere 10 30. Pratik olarak o şeyi bulduktan sonra şu ikisini çarparsanız alan hesapladığı için direkt sonuca ulaşırdınız. Evet, devam edelim. Kenarı 24 cm ve 30 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir plaka eşit alanı kare parçalara ayrılacaktır. Buna göre en az kaç parça ayrılır? Evet. Gene şöyle bir tane dikdörtgen var. Bir kenarı 24, bir kenarı 30. Eşit alanı karelere bölünecek. Şöyle. Buna göre en az kaç parça ayrılır? Gene 24 ile 30'un OBEP'ini alıyoruz. 24 ile 30'un OBEP'i 6'ya böl. 4'e 5. Evet, 6. Bir kenar 6. Dediğim gibi 1 ile 2'den bölmeniz gerekmiyor. İkisini de ortak bölen bir sayı biliyorsanız direkt ona bölebilirsiniz. Zaman kazanmak için. Bunun alanı, yani dikdörtgen alanı, karenin alanı. 6 çarpı 6. Yani bu 4 ile 5 çıkacak zaten. 4 kere 5, 20. Kenar uzunlukları 32 birim ve 56 birim olan dikdörtgen şeklinde bir bahçenin etrafında ve köşelerinin eşit aralıklarla ağaç dikilecektir. En az kaç tane ağaç dikilir? Gene 32 ile parçalara ayırdığımız için gene OBEP alacağız. 2'ye böl. 16'ya 28. 4'e bölelim. 4'e 7. OBEP ne oldu? 8. Demek ağaçlar arasındaki mesafe 8 olması lazım.
O zaman nasıl yapıyorduk? Aynısını bir tane çözmüştük zaten. Çevre bölü obekte. Çevre neye eşit? 2 çarpı 32 artı 56 bölü bir kenarı 8. Obek 8 çarpı 8. 2 ile 8 gitti 4. 88 bölü 4'ten 40. 88 bölü 4'ten evet 22 çıktı. Cevap alın. Bir de kapalı şekillerde. Kapalı şekilde çember, dikdörtgen, kare, aralık sayısı ile ağaç sayısı birbirine eşittir. Yani şu an şurada kaç tane aralık varsa bu kadar da ağaç vardır. Yol gibi açık aralıklar ise ağaç sayısı aralık sayısından bir fazladır. Bak mesela bunda 1, 2, 3, 4, 5, 6 ağaç var. Ama aralık 1, 2, 3, 4, 5 aralık var. O yüzden mesela OBEP hesapladığınız zaman mesela 4, 7 buldunuz ya. Şunlar aslında aralık sayısıdır. Aralık sayısı. Zaten aynı zamanda ağaç sayısı. Evet. Boyutları 20 birim, 30 birim ve 70 birim olan dikdörtgen dikdörtgen prizması şeklindeki bir deponun içi hiç boşluk kalmayacak şekilde eşit büyüklükteki küp şeklindeki cisimlerle doldurulacaktır. Gene şöyle büyük bir cismim var. Şöyle. Şimdi ben bunun içini küçük küplerle doldurmak istiyorum. Yani gene o zaman OBEP sorusu bu. 20, 30, 70, 10'a böl, 2, 3, 7, OBEP 10. Demek ki şu karenin bir kenarı 10 olması lazım. Burada hacim 3 boyutlu oldu. Hacim hesaplıyoruz. Dikdörtgenler prizmasının hacmi bölü küpün hacmi. 10 çarpı 10. Zaten onlar da gene şunlar çıkacak. 2 kere 3, 6. 6 kere 7, 42. Cevap Ceyhan. Evet. X ve Y pozitif tam sayılardır. Okey ki X, Y eşittir 200 olduğuna göre kaç farklı X, Y'de pozitif tam sayı ikilisi vardır? Şimdi bunu asal çarpanlara ayırıyoruz. 200, 2'ye böl 100, 2'ye böl 50, 2'ye böl 25, 5'e böl 5, 5'e böl 1. 2'nin küpü çarpı 5'in karesi. Aslında bunda şimdi 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 5 üzeri 0, 5 üzeri 1, 5 üzeri 2. Ondan sonra sıralı ikili oluşturma. Böyle yapabiliriz ama çok uzun sürer. Onun yerine şöyle pratik bir formülümüz var. Bu daha güzel. Eğer o kek AB x üzeri a, y üzeri b ise AB sıralı ikilisini istersen şu üstteki a ile b'nin 2 katını al 1 ekle. Mesela bizim sorumuzda burası 3, 2 katına 6, 1 ekle 7, 2, 2 kere 2, 4, 1 ekle 5, 7 kere 5 ne oldu? 35. Cevap Denizli. ABC pozitif tam sayılardır. Okey ki ABC 120 olduğuna göre kaç farklı ABC sıralı üçlüsü yazılabilir? Hemen yapalım. 720'yi 2'ye böl. 360, 2'ye böl 180, 2'ye böl 90, 2'ye böl 45, 3'e böl 15, 3'e böl 5, 5'e böl 1. 2'nin 4. kuvveti 3'ün karesi 5 üzeri 1. Evet. Bunu ne yapıyorduk? Bunun 2 katına 8, 1 ekle 9. Bunun 2 katına ekle 4, 1 ekle 5. Bunun 2 katına ekle 2, 1 ekle 3. Bu da 3 kere 5, 15. 9 çarpı 15. 9 kere 5, 45'in 5'i elde var. 4, 9, 135. Cevabımız 1. Evet, bu sene yeni eklenen bir konumuz var. Öklit algoritması. Ona da değinelim. Burada bir şeyler yazıyor. O kadar önemli değil. Açıklamasını yapayım hemen size. Orada şunlar yazıyordu. Mesela 35 ile 36 ile 15 sayılan en büyük ortak böleni Öklit algoritması ile bulalım. Şöyle bulunuyor. Şimdi 36'yı 15'e bölüyorsun. Kaç defa var? 2 defa var. 2 kere 15, 30. Kalan 6. O zaman şöyle yazıyorsun. 36 eşittir 2 çarpı 15 artı 6. Sonra hangi sayıya böldüysen onu alıyorsun. 15. Kalan kaçsa ona bölüyorsun. Onu buraya yazıyorsun. 6. Kaç defa var? 2. 2 kere 6. 12. Kalan kaç? 3. O zaman bu ne oldu? 15 eşittir 2 çarpı 6 artı 3.
Şimdi gene aynı şey. Şimdi hangi sayıya böldük? 6. Kalan kaç? 3. Şimdi artık 6 3'e tam bölünüyor değil mi? 2 kere 3 6. 0. Şimdi artık tam bölündüğü için şu bak 3 2 artık tam bölündü. İşte artık şu en son şuna böldü. Bu obettir. Bu obettir. Tam bölününce bitiriyorsunuz. Ve en son kalan obettir. Bu obettir. Devam edelim. Mesela 489 ve 111 ise en büyük ortak bölenini bulalım. Onda 489'u 111'e bölelim. 4 defa var. 444, 945, 40. 489 eşittir 4 çarpı 111 artı 45. Sonra 111'i alıyorsun. 111'i alıyorsun. Kalanı bölüyorsun. 45. Kaç defa var? 2. 2 kere 45 ne yaptı? 90. Ne yaptı? 21. Yani 111 eşittir 2 çarpı 45 artı 21. Şimdi gene bu sefer 45'i 21'e bölüyorsunuz. 45'i 21'e böl. 2 kere 21 42. 3 45 eşittir 2 çarpı 21 artı 3. Bak şimdi artık 21 3'e tam bölünüyor. 21 3'e tam bölündüğü için OBEP artık şu oluyor. Yani 3. Evet. Devam edelim. AB eleman Z için OBEP AB eşittir AX artı BY olmak üzere X ve Y tam sayıları bulunabilir. Yani şu tarafta OBEP varsa sen buradan şu X ve Y'yi bulabilirsin. Nasıl bulacağız peki? Adım adım anlatalım. Bak şimdi 82'yi 26'ya bölüyorsun. Yani X'in kat sayısını Y'ye bölüyorsun. Kaç defa var? 3 kere 6 18'in 8 3 kere 6 78 kalan 4. Yani 82 eşittir 3 çarpı 26 artı 4. Sonra 26'yı 4'e bölüyorsunuz. 6 kere 4 24 kalan 2. 26 eşittir 4 çarpı 6 artı 2. Sonra bak şimdi artık 4 2'ye tam bölündüğü için burada bırakıyorsunuz. Sonra burada 4'ü yalnız bırak. Kalanları yalnız bırakıyorsun. 4 eşittir 82 eksi 3 çarpı 26. Buradan da 2 eşittir. 2 eşittir 26 eksi 4 çarpı 6. Sonra bak şu 4'ü alıp getirip şurada yerine yazıyorsunuz. O zaman ne olur? 2 eşittir 26 eksi 6 çarpı 82 eksi 3 çarpı 26. Buradan 2 eşittir 26 eksi 6 tane 82 18 tane 26. O da 2 eşittir eksi 6 tane 82 19 tane 26. İşte 82'nin kat sayısı olan şu eksi 6 x'tir. Şu 19 da y'dir. X ve y sayıları bulalım. Eksi 6'ya 19. Bugünkü videomuzda bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kolay gelsin.